şu şekilde sürüyorsunuz. Yani cildin sarkmasını engellemek için, çünkü içindeki maya biraz olsun cilde lifting yapıyor. Peki bir şey soracağım. Bu neden botoks kullananlar için? Dur ben bir şey takayım en iyisi. Evet, sen buradan takar mısın? Kullanmak lazım. Şurada, şurada. Yaptıranlar için. Bir saniye canım. Şunu tak. Affedersin Tuğba. Hiç problem değil. Öyle aksaklıklar da oluyor maalesef. Telefonlar gelince oluyor böyle şeyler. Duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum şimdi seni. Daha iyi duyuyorum. Tamam. Şey dedim. Beyaz saçlar için verdiğiniz tarifi bir daha verir misiniz demişler. Diğerler, evet. Onu ver, sonra şeyi soracağım. Neden bu tarif botoks yaptıranlar için? Çünkü bu ara hiç kimse doktora gidemedi. Medikal işlem yaptıramadı. Sadece botoks yapanlar için değil. Bazıları da yaptıramadıkları için cildin sıkılığını sağlamak için doğal Botoks yapan. botoks. Evet, doğal botoks bu. Anladım. Evet. Dolayısıyla bu özel bir maske. Hakikaten yıllardır sevdiğimiz bir maske. Herkes de beğeniyor bu anlamda. Ama saçlar için, erkek saçları için ceviz zamanı, cevizleri böyle ben hatta difrize de koyarım. Yeşil ceviz yeşilken taşta dövülür. Üzerine kendi yaprakları da konulur. Bir cam kavanozun içerisine misal olarak şöyle konulur. Üzerine çıkacak kadar iki misli zeytinyağı konur. Zeytinyağında böyle benmari usulü isterseniz koyabilirsiniz acil bir durum varsa. Benmari usulü biraz bekledikten sonra çay gibi demlersiniz simsiyah bir yağ olur. Ama bence doğal haliyle bekletirseniz bir böyle lavabonun altında karanlık bir yerde 6 ay kalırsa simsiyah böyle yağ çıkıyor. Ben bunu böyle satmıyorum. Sadece gelen dostlarıma hediye ediyorum çünkü. Eğer saçınız siyahsa ve boyalı değilse ve beyazlarınız varsa bunu saçınızın dibine süreceksiniz. 2-3 sürüp yarım saat bekledikten sonra saçınıza uygun bir şampuanla yıkadığınızda saçlarınızdaki beyazlar önce grileşir, sonra siyahlaşır. Erkekler için dedin ama kadınlar da uygulayabilir Erkeklerde, kadınlarda. Mesela senin saçın siyah. Bir iki tane ak varsa bunu sürebilirsin mesela. O kadar doğal bir şey yani. Aynı zamanda bunun yaptığı bir şey daha var. İyi zeytinyağı koyduğum için saç derisini de besliyor. Dökülmeyi engelliyor mesela. Mesela altın sarısı olan saçlara diyelim ki saçlar benim gibi boyalı değil ama açık kumral. Mesela bir çay kaşığı kadar zerdeçal tozunu bir su bardağı suda kaynatırsınız. Saç diplerine ve uçlarına sürersiniz. 15-20 dakika kalır. Saçınızı yıkadığınızda da altın sarısı olur. Ama böyle benim gibi saçları sarı olanlar, boyalı olanlar bu ara içinde diyorum ki biraz papatya, biraz ıhlamuru suda haşlayın, kaynatın. Suyu altın sarısı oluyor. O suyu böyle buzdolabına koyun. Bir kahve fincanı ısıtın. Pamuğu batırın. Saç diplerinize sürün. Biraz güneşte yürüyün. Bu saç dipleriniz biraz olsun sararıyor. Ne güzel değil mi? Doğal çözümler. Aslında her şeyin doğada bir karşılığı var. Evet. Bir karşılığı var kesinlikle. Çünkü eskiden bu kadar şey yoktu. Mesela ben el spreyi yaptım antiseptikli. Çok da güzel oldu. Ama satmıyorum. Kendime yaptım. Sana da öğreteyim. Aklına girip sıktın ya. Evet. Güzel oldu ama öyle güzel kokusu var ki inşallah geldiğinde sana yapar veririm. Şöyle. Mesela bir bardak
su bardağına suya bir kapak alkol koyuyorsun. Bir çorba kaşığı biberiye yağı, bir çorba kaşığı karanfil yağı, bir tatlı kaşığı kekik yağı, bir çorba kaşığı da benim aloe veraların içindeki jeli koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz ve size oluyor antiseptikli bir el jel. Çünkü çok fazla kimyasal kullanıldığı için eller tahriş oldu. Evet. Bu yüzden ben de onun biraz doğalını yapmaya gayret ettim. Bir tane de şey yaptım Tuğba. Mesela böyle el kremi yaptım. Anneanne usulü. Gerçekten mi? İlgini çeker mi söyleyeyim mi? Şimdi ben bunun içerisine Allah rahmet eylesin anneannem biz Van'da doğduk büyüdük. Okul zamanı çok fazla soğuk ve çatlardı ellerimiz. Elimiz çatlamasın diye böyle bir limonu sıkardı. O limon suyu diyelim ki bir kahve fincanı kadar çıkıyorsa içerisine gliserin koyardı limon kadar. Efendime söyleyeyim biraz badem yağı koyardı. Aynı eşit miktarda. Ondan sonra biraz da kokulu bir kolonya düşün. Lavanta olabilir, yaseminli olabilir. Sevdiğin hangi kolonya varsa bunları karıştırırdı ve direkt böyle bir sallardı. Hatta rengi güzel olsun diye de bir çorba kaşığı kadar da ya da bir tatlı kaşığı bebe pudrası koyardı. Hani şey olsun böyle krem görüntüsüne Olsun. elde edilsin diye. Onu ellerimize sürerdi. Elimize sürdükten sonra poşete. Yani bir normal poşete hani bekletirdi ki emilimi kolaylaşsın. Sonra şöyle şöyle yapardık. Hakikaten elimiz çatlamazdı. Ve Küçük mis kızımın gibi de. bacakları derisi gibi pürüzsüz olması için ne yapmam lazım demiş. Ha, pürüzsüz olmasını istiyorsa bacaklarında mı varmış şey?